en iyi gündüz kuşağı programı. Önemli. Bu kategoride efendim bakın şöyle küçük küçük cümleler kurayım. Stüdyoda sesler çok yükselse de hakimiyet hep ondadır. Sevgili dostum benim. Yani tatlı serttir ama yufka yüreklidir böyle olayları. Neyse bu kadar gizem, bu kadar tüyo yeter. Çünkü gündüz kuşağı ödülünü bekler. Hala mı susacaksın? Cinayeti itiraf etti. 18 senedir bu günü bekledim. Bugün benim bayramım. Her şeyin çaresi var. Yeter ki kendinize güvenin. Sevgili Çağla, sevgili Cem, merhaba. Öncelikle sizlerin aracılığıyla bizleri izleyenleri ve bu hafızalara kazınacak organizasyonda emeği geçen herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. İğneyle kuyu kazarcasına, samanlıkta iğne ararcasına, özenle, titizlikle, büyük bir emekle, bitmeyen özveriyle, yıllardır çaresiz kalana çare olabilmek için çalıştık. Dünyanın bir ucunda bir kelebek kanat çırpar, diğer ucunda fırtınalar kopar. Minik dokunuşlar hayatımızda fark yaratır, dünyamızı değiştirir. Bir televizyon programından çok daha fazlasını yapma niyetimiz, yıllar içinde milyonlarca izleyicimizle kurduğumuz kocaman bir ailenin parçası olmamızı sağladı. Marifet, iltifata tabidir. Teşekkürler Hürriyet, teşekkürler Kelebek Eki, teşekkürler Ödül Komitesi ve teşekkürler oylarıyla sadece izledikleri değil, emek verdikleri, beraberce hazırladığımız bu programa sahip çıkan izleyicilerim, dostlarım. Ödül Komitesi bana bir zarf da göndermiş. Evet, bu yılda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sizlerin oylarıyla sadece en iyi gündüz kuşağı programı değil, en iyi kadın sunucu kategorisinde de ödül almaya layık görülmüşüz. Ama ikinci altın kelebeği benim bulmamı istemişler. Beni bununla sınamayın dostlar. Bugüne kadar bu stüdyoda 2870 kayıp buldum. Altın kelebeği de elimle koymuş gibi bulurum. Sizlere maalesef o görkemli tören salonundan değil, evimiz kabul ettiğimiz stüdyomuzdan seslenmek zorunda kaldık. Ama biz gidemeyince altın kelebekler bize geldi. İnanıyorum ki oylarıyla bu kelebeklerin yıllardır olduğu gibi yine stüdyomuza uçmasına vesile olanlar arasında korona illetiyle mücadele edenler ve hatta maalesef bu mücadelede yenik düşenler de vardı. Bu nedenle bu yıl bu güzel kelebekleri aramızdan ayrılanların güzel anılarına ve kocaman ailemin tüm fertlerine sağlık getirmesi dileğiyle uçuruyorum. İyi akşamlar diliyorum.